Sayın seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce anons etmiştim, bir konuğumuz olacak. Türkiye Ormancılar Derneği 2. Başkanı ve eski Milli Parklar Genel Müdürü Hüsrev Özkara uzaktan bağlantıyla bize katılıyor. Orman yangınlarını konuşacağız. Nedenleri, çözüm önerileri ve tabii ki sonuçları ne olacak bu yangınların? Nerede eksiğimiz var? Müdahale nasıl sürüyor? Ülkeler ne yapıyor? Orman varlığı bizim için neden bu kadar değerli? Hepsini soracağız. Mesajlar varsa bekliyoruz. Twitter'dan ve de WhatsApp'tan. Sayın Özkar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler iyiyiz, çok teşekkürler. Konuşacak çok şey var aslında bu konulara dair. Zaman zaman konuşuyoruz, bazen tekrar da oluyor ama olaylar tekrar edince felaketler, konuşulanlar da tekrar ötesine pek geçemiyor. Yine aynı soruları soracağım. Nedenlerinden başlayacağız ama şunu çok merak ediyorum. Neden bu kadar uzun sürdü yangını söndürme çalışmaları? Efendim şöyle, iki nedeni var temelde. Bir, öncelikle ben meslektaşlarıma bu can siperhane çalışmalarından dolayı Orman Genel Müdürlüğü'nün değerli mensuplarına başarılar diliyorum. Rahmetli olmuş meslektaşlarımıza, çalışanlara, ailelerine sabır diliyorum, rahmet diliyorum. Yaralanan arkadaşlarımıza da geçmiş olsun diyorum. Zor bir mücadele. Yani konuşmak kolaydır. Gerçekten iş yapmak zordur. Biz burada gerçekten sadece tek taraflı bir eleştiriden öte samimiyetle önümüzdeki yıllarda bu tür konular artarak devam edecek. Çünkü iklim değişikliği diye çok önemli bir başlık var. Bunu yıllardır anlatmaya çalışıyoruz ama maalesef yeteri kadar anlaşılmadığı görünüyor. İster istemez mevcut alışkanlıklarınızla devam ettiğiniz zaman hazırlıksız yakalanıyorsunuz. İşte o artışlardan birinin nedeni bu. Sadece ülkemizde değil şu anda bu yangınlar. Yunanistan, İspanya, İtalya'da, İspanya değil, özür dilerim. Portekiz, Kırım, Lübnan, her tarafta nedeni, çünkü iklim koşulları şu anda hava sıcaklığı son derece yüksek, ortalama sıcaklık, bal nem düşmüş durumda, ortamda kurutucu etki yapacak, özellikle Akdeniz'de karadan denize doğru Poyraz esiyor. Şimdi bu şu anlama geliyor, yangın her an mümkün. Bir de söz konusu ortam, eğer gerekli tedbirler alınmazsa, özen gösterilmezse neticede bu yangını teşvik ediyor. Bakın, çok önemli bir kriterdir. Meteoroloji, özellikle bunu her yerdeki konuşmamda ifade ediyorum. Meteorolojinin uyarısı var. Bu biraz önceki saydığımız yangın şartlarını anlatıyor. Diyor ki, eğer bu noktada gereken dikkati göstermezsek, felaket büyüyecektir, çarpan etkisi yapacaktır. Dolayısıyla meteorolojinin uyarıldığı andan itibaren ilk yapılması gereken iş, tüm ormanlara, özellikle Akdeniz ekosistemi etkisindeki 12,5 milyon hektar alana, ormana giriş çıkışı durdurmamız lazımdı. Kapatmamız lazımdı. Ne zaman yaptık bu işlemi? Yangın başladı, büyük yangınlar çıktı, ondan sonra. Olmaz. Bu noktada mutlaka gerçekten dikkatli olmalıyız. Önceden o tedbiri, çünkü bilim bize diyor ki önünüzdeki şu kadar süre içerisinde siz bu tehditle karşı karşıya kalacaksınız. O halde ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle tedbirimizi almamız gerekiyor. İkinci konu, biz bu konulara hazır mıyız? Hakikaten orman yangınlarının bugüne kadarki alışkanlıklarla çözülemeyeceğini artık herkes görmüştür. Neden gördü? Çünkü sel felaketleri sadece orman yangınları değil, bakın bütün felaketler, toprak kayması, heyelan, hepsi aynı noktaya işaret ediyor. Bir dengesizlik var, yağış rejiminde bir dengesizlik var, hava koşullarında bir dengesizlik var. Normalde yıldaki yağan yağış miktarı birkaç gün içerisinde belli bir ortama yağdığı zaman büyük bir felakete dönüşüyor. İşte orman yangınları felaketi de böyle bir şey. Biz buna hazırlıklı olmak için biraz önceki bahsettiğim bu tür uyarıları dikkate almalıyız. Bir, iyi. İkincisi, iyi koordine olmalıyız.
Gerçekten ekipman olarak, donanım olarak teşkilatın elinde her türlü malzeme var. Bunun için yapılması gereken şey yer ekiplerinin güçlendirilmesi lazım. Yer ekipleri 2-3 kişiyle çalışıyor. Arazözler maalesef yeteri kadar işlevsel olamıyor. Yangına ilk müdahale çok önemli. Bir an önce yangına ilk müdahalede eğer yarım saate kadar yetişebilirseniz yangını söndürme şansınız var. Yoksa dikkat ederseniz sürekli büyük yangınlar oluşmaya başlar. Şu dönem sürekli büyük yangınlar oluşuyor. Ne demek bu? Yangına zamanında yetişemiyorsunuz. Bir de sayı arttı. 100'ün üzerinde vaka var. Orman yangını var. Dolayısıyla söz konusu alet ekipmanlarınızı koordine etmekte zorluk çekiyorsunuz. Ve bir panik havası oluşuyor. Vatandaş tedirgin. Çalışanlar yorgun. Bakın birkaç gündür bu kadar zahmetli bir işin içinde çalışan arkadaşlarımızı izliyoruz. Yorulmuş vaziyetteler. Nasıl dinlenecekler? Nasıl mücadele edecekler? Bir de bakıyoruz. Teşkilat daha 27, 28, 29, 30 Temmuz'da işçi orman yangını işçisi alımı için çalışma yürütüyor. Olacak iş değil bu. Bakın olacak iş değil. Başka bize ulaşan bilgiler var. Özellikle yangının pik yaptığı bu Temmuz-Ağustos aylarında üretim sahalarına bu yangın işçilerini götürdükleri yönünde. Bu da çok yanlış bir tavır. Şimdi siz o zaman işin ciddiyetinin farkında değilsiniz anlamı çıkar. Lütfen bu konuda gereken özeni gösterelim. Koordineli bir çalışma yürütelim. Bakın diğer bir önemli başlık şu. Orman Genel Müdürlüğü bu koşullarda tek başına bu işi yürütemez. Çok zor. Kurumlar arası ilişkilere, işbirliğine ihtiyaç var. Hakikaten tek bir yumruk olmak zorundayız. Eğer bu birlikteliği sağlayamazsak bu tür yangınlarla mücadeledeki zaaflar her zaman için artacak. O nedenle özellikle şuraya dikkat çekmek istiyorum. Büyükşehir belediyelerinin elindeki imkanları Orman Genel Müdürlüğü'nün disiplini içerisinde, koordinasyonunda nasıl katkı verecekse bu konuda yasal düzenleme de yapmak şartıyla. Bakın yasal bir düzenleme yok bu konuda. Bu birlikteliği nasıl sağlayacağız, nasıl gerçekleştireceğiz ve hangi kurumlar bu konuda nasıl katkı sağlayacak onu ortaya koymamız gerekiyor. O nedenle kurumsal bir işbirliğinin altyapısını kurmak için önümüzdeki günlerde buradaki yangınlardan ders çıkararak nasıl bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu, iklim değişikliğinden kaynaklı çarpan etkisinin ne demek olduğunu çok daha iyi idrak etmemiz lazım. Dolayısıyla bu felaket maalesef sadece ormanları yakmakla kalmıyor, geleceğimizi de tehdit ediyor. Neden? Büyük sahalar yandı. Bu sahaların ortaya çıkardığı ciddi sorunlar var. Bütün canlı mekanizmayı bir anda yok ediyorsunuz. Normalde kızılçam yangın kültürüyle gelişen bir ağaçtır. Fakat bu kadar bir büyük alandaki çıkacak olan yangın maalesef ormanlarımızın karbon yutakları görevini ciddi anlamda sıkıntıya uğratacaktır. Çıkarmış olduğu karbon monoksit ve dioksitin ciddi anlamda canlılar üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. O nedenle ormanların gerçek fonksiyonlarını, gerekli fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için mutlaka biraz önce söylediğimiz gibi büyük yangınlara dönüşmeden biz daha işin başlangıcında bu yangınları söndürmeyi başarabilmeliyiz. Aksi takdirde yangın belli bir enerji yüküne sahip olduğu zaman maalesef o yangınla mücadele etmek çok zorlaşıyor. Yanına yaklaşamazsınız. İster havadan ister karadan yapacağınız müdahaleler artık yangının doğal olarak sonlanmasına kadar gider. O nedenle bizim özellikle hava araçları ve kara çalışmalarını koordineli bir şekilde nasıl yürüteceğimizi bu konudaki mevcut tecrübelerimizden hareketle nasıl gerçekleştireceğimizi belirleyebilmeliyiz. Dolayısıyla özet olarak... Buyurun. Bir araya girmem mümkün müdür? Birkaç sorum olacak çünkü zaman da hızlı geçiyor. Onu da değerlendirmek adına. Şimdi her yerde başlayan yangınlar akla
şöyle bir soruyu getiriyoruz. Sabotaj, sabotaj, sabotaj diye. İnsanın müdahalesi söz konusu mu diye. Her yangında benzer bir iddia ortaya atılıyor. Ben bu yüzden sizinle bağlantı yapmak isteyip size sormak istedim. Siz işin uzmanısınız. Eski Milli Parklar Genel Müdürüsünüz. Ormanın içinden geliyorsunuz. İşte Türkiye Orman Derneği'nin ikinci başkanısınız. Dolayısıyla bilimsel bir bilgi duymamız şart. Sosyal medyada yalan yanlış bilgiler çok fazla yayılıyor. O zaman anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. İklim kriziyle birlikte aynı iklim koşullarına sahip nemin azaldığı yerlerde, bal nemin düştüğü yerlerde, sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde yangınları görmek mümkün. Aslında sabotajdan ziyade iklim krizinin etkilediği dünyanın tüm alanlarında, benzer iklim koşullarında yangınlar bir anda ortaya çıkabiliyor. Bunu söyleyebilir miyiz net şekilde? Çünkü şu sabotaj iddiaları çok fazla konuşuluyor. Şimdi Nebi Bey, ben şöyle söyleyeyim. Sabotaj vardır yoktur demek gerçekten bizim için bir dernek olarak böyle bir sorgulama yapmak uygun düşmez. Hı hı. Makamlar bu konuda gerekli çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah öyle değildir. Gerçekten eğer sabotajsa bunun bedelini ödemeleri gerekir. Gerçekten büyük bir bedel bu. Sadece insanlığa zarar vermiyorlar. Tüm yaşam ortamına zarar veriyorlar. Tüm canlıları etkiliyorlar. Bunun bir izah tarzı yok. O nedenle biz sakin bir şekilde bizim resmi açıklamayı beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Tabii bir anda bu kadar çok sayıda yangın ve etkili olması ister istemez şeyi insanları bu tür düşünceleri itecektir. Bu çok doğaldır. O nedenle bizim mutlaka bu konularda çok daha dikkatli olmamız lazım. Yani bir şeyi ortaya korken elimizde somut bir delil olmalı. Eğer böyle bir resmi açıklama yapılır, gerçekler ortaya çıkacak olursa bu konu bir ayrı bir değerlendirme konusudur. Hı hı. O zaman bu tür sabotajlara karşı nasıl hazırlık yapacağız? Nasıl bir düzen oluşturacağız? Bunları çok iyi koymamız lazım. Yani sormak istediğim şu aslında. Ya bu kadar yangın bir anda çıkabilecek bir potansiyele sahip değil mi? İklim krizin evet. Geldiği noktada. Bunu da düşünmeliyiz. Çünkü sabotaj deyip geçmek de biraz iklim krizinin etkilerini yok saymak gibi oluyor. Sayın Özkara, bir noktaya dikkat çektiniz. Kızılçam ormanlarından bahsettiniz. Yangına çoğalan diye. Şimdi burada ben şu fidan dikme çalışmalarını soracağım. Orada ağaçlandırmaya gerek olacak mı ormanlık alanların yeniden kül olduğu yerleri mesela? Gerek var mı yoksa doğayı kendine bırakmak mı lazım? Bir fotoğraf gördüm. Avustralya'daki yangınların ardından 1,5 yıl içinde pek çok alan ağaçlandırılmadan kendi içinde Kızılçam ormanları yeniden yaşam varlıklarını sürdürmüşler. Kendilerini yeniden var etmişler. Türkiye'de acaba böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Doğaya kendi içine bırakmalıyız yoksa ağaçlandırma yapmak durumunda mıyız? Kampanyalar da başlatıldı bir yandan. Hükümetten gelen açıklamalar var. Pek çok taraftan gelen, sanatçılardan, aktivistlerden gelen açıklamalar var. Derneklerden gelen açıklamalar var. Keza vakıflardan, Tema Vakfı başta olmak üzere. Tam olarak bunu da konuşalım istiyorum. Fidan dikme çalışmalarına çok gerek var mıdır? Yoksa doğayı kendi haline bırakmak lazım mı?